kanalımıza hoş geldiniz. Bugün altın çağında 250 bin kişiye ev sahipliği yapan antik çağın başkenti, aynı zamanda bir metropol olan Efes Antik Kenti'ndeyiz. Burası Türkiye'deki antik kentler içerisindeki en büyüğü ve ülkemiz için gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Çünkü burayı yaklaşık yılda 3 milyon turist ziyaret ediyor ve ekonomimiz için büyük bir katkı getiriyor ülkemize. Burası gerçekten çok büyük, adeta bir buzdağı gibi. Yani şu an burada gezip gördükleriniz %20'si. Evet, bu şehrin sadece %20'si. %80'i ise hala toprak altında keşfedilmeyi bekliyor. Şimdi hep beraber keşfetmeye başlayalım isterseniz. Biz ayrıca buraya ilk gelişimiz değil, daha önce de gelmiştik ve artık sizinle paylaşacak kadar yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Yani sadece taş toprağa bakacağız. Aynen. Efes'in hikayesini bir de bizden dinleyin istedik. Keyifli seyirler. Şu an ilerliyor olduğumuz cadde Liman Caddesi. Efes'in en uzun caddelerinden bir tanesi. Ve Liman Caddesi denmesinin sebebi de buranın sonu limana bağlanıyor. Ama şu an baktığınızda maalesef bir liman göremiyoruz. Liman da evet, o zaman da sanal bir limanmış, yani yapay bir liman. Tabi zamanında Menderes'in taşıdığı alüvyonlardan dolayı kapanmış. Şu an denizden 16 kilometre uzakta, oldukça uzak. Yani burası aslında bir deniz kentiymiş. Ve tabi limanını kaybetmesiyle Efes en büyük gücünü de bir yandan kaybetmiş olmuş. Evet, zamanla çökmeye başlamış. Burası tabi o zamanın şartlarında bir şekilde aydınlatılabilen bir caddeymiş geceleri. Yani şöyle hayal edin, gemiye gelen limanlar ve o gemilerden inen, bu yolda yürüyen bir sürü insan. O zamanki atmosfer evet. Bu şekilde. Ticaret yapmak için, işte Artemis Tapınağı'nda adaklar adamak için ya da o zamana göre hacı olmak için buradan geliyorlarmış. Yolun sonunda liman varmış, şu an sadece bahçeler. Bu arada Efes'in iki girişi var. Bir liman tarafından giriş ve Agora tarafından giriş. Biz şu an liman tarafından giriyoruz. Yani Celsus Kütüphanesi ve tiyatronun olduğu taraftan giriyoruz. Yukarı doğru ilerleyeceğiz şimdi. Şu an büyük tiyatroya doğru ilerliyoruz. Burada zamanında Dionysos şenlikleri ve tabii birçok farklı şenlik de yapılıyormuş. Gladyatör dövüşleri. Aynen, gladyatör dövüşleri. Ve zaten bu kadar büyük kapasitede yapılmasının sebebi de gladyatör dövüşleriymiş. Şimdinin futbolu gibi bir şey. Yani tüm halkın heyecanla katıldığı. Bu tiyatronun kapasitesi 24 bin kişilikmiş. Ve Efes'in nüfusunun 250 bin kişi olduğu düşünülüyor. Nereden biliniyor 250 bin kişi olduğu? Genellikle antik yerlerde tiyatro kapasitesi çarpı 10 nüfusu veriyormuş. Böyle bir tahmin var tabii. Belki daha fazla, daha az. Net bir şey bilinmiyor ama bu tiyatronun kapasitesinden Efes Antik Kenti'nde zamanda yaşayan 250 bin kişi olduğu düşünülüyor. Büyük tiyatro üstte açık bir yapıymış ve en iyi akustiği sağlayabilecek şekilde yapılmış. Bunu yaparken de konumuna, rüzgarın yönüne, yani ortadaki kişinin sesinin en iyi şekilde taşınabileceği düşünülerek burası inşa edilmiş. Ve dış kısmı yüksek duvarlarla çevrilmiş ki buradaki izleyicilerin dikkati çevreye dağılmasın. Ayrıca Efes şehri Romalıların eline geçince tabi buradaki hakim din de Hristiyanlık olmaya başlamış. Bu nedenle Hristiyanlığı burada yayabilmek için Aziz Pavlus da burada konuşmalarını yapıyormuş. Ancak şöyle düşünün, Efes kenti öncesinde Artemis'e tapan çok tanrılı bir pagan kültür. Tabi Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu kültürlerinden kopacakları, daha doğrusu geçim kaynakları olan Artemis heykelciklerini artık satamayacakları için buradaki halk Pavlus'a karşı ayaklanmış ve onu yine bu konuşma yaptığı yerde şehirden kovmuşlar. Bir de böyle bir hikaye var. Ve şimdi de Efes Antik Kenti deyince gözümüzde canlanan ilk şekil olan Celsus Kütüphanesi'ndeyiz. Burası gerçekten şehrin diğer kısmına göre çok güzel korunmuş ve hala bütün güzelliğiyle ayakta duruyor. Tabii ki yapılan restorasyonlar sonrasında. Buranın hikayesi de şu şekilde. Yine Roma'dan buraya gelen Romalı bir tüccar ve aynı zamanda yönetici olan Aquila Celsus, babasının ölümünden sonra mezarı üzerine babasını onurlandırmak adına böyle bir kütüphane yapmış. Yani bence çok güzel bir fikir. Babası ölse de diğer insanları aydınlatmaya hala devam ediyor şeklinde. Dedikinde 4 adet heykel görüyorsunuz. Birazdan yakından da göreceğiz. Bu heykelleri de babasının erdemlerini anlatması, onu temsil etmesi için yaptırmış.
İlki Sofya, Sofya bilgelik demek. Babasının bilge bir insan olduğunu burada göstermek istemiş. Bizim Ayasofya gibi. Evet. Yani kutsal bilgelik. Arete. Arete, erdem demek oluyor. Erdemli bir insan olduğunu ifade etmiş. Üçüncüsü. Enoya. Bu da muhakeme yeteneğini göz önüne seriyor. Bu arada bunlar yine replika. Asılları değil. Geri kalansa episteme. Episteme. Episteme de bilimi temsil ediyor. Bu kütüphanede 120 bin adet rulo şeklinde el yazması eser varmış. Evet, ancak üç tarafta. Şehrin yağmalanması sonucunda maalesef bu eserlerden günümüzde hiçbir şey kaldı. Gotlar yağmaladığında burayı da mahvetmişler. Bütün o tomarlar, parşömenler, rulolar yakılmış, yıkılmış burası da. Kütüphanenin şöyle bir görsel iğnesi var. Ön taraftan baktığımızda iki katlı bir görüntüsü vardı. Ama aslında içeriye girdiğinizde burası üç katlıymış vakti zamanında. Buradan da Efes halkının okumaya düşkünlüğünü görebiliyoruz. Evet. Şehrin en güzel yapısı bir kütüphane. Ve ayrıca tabii ki Akila Selsus'un babasına verdiği değeri de bence anlatıyor. Çünkü öyle ihtişamlı bir bina yaptırmış ki babası anısına. Bence ona verdiği değerin de bir göstergesi. Dışarıdan bakıldığında iki katlı, içeri girdiğimizde üç katlı bir yapı burası. Böyle bir görsel üstünden bahsetmiştik. Üç katlı olduğu için diğer katlara ulaşmak oldukça zor. Oradaki tomarlara, parşömenlere ulaşmak için duvarlarda geçitler yapılmış. Böyle baktığınızda oldukça yüksek bir yapı. Bu duvarların hepsi parşömenlerle, kitabelerle doluymuş. Nişlerde saklanıyormuş. Şu ansa Efes şehrinin en hareketli caddelerinde geziyoruz. Agora'dayız. Burayı bir çarşı, pazar gibi düşünebilirsiniz. Yani eşyalardan tutun kölelere kadar burada her şey satılıyormuş. Bu yol kütüphaneye bağlanıyor ya da kütüphaneden yine Agora'ya çıkabiliyorsunuz. Böyle insanlar çarşıda gezip kitabını alıp evlerine gidiyorlarmış. Tabii bu Agora meydanının etrafında sıralanmış dükkanlar varmış. Gördüğünüz gibi. Burada birçok şey satılıyormuş. Dışarıdan getirilen ürünler, ithal edilen ürünler, Mısır'dan bile buraya tüccarlar geliyormuş mallarını satmak için. Ayrıca tabi Artemis heykellerini satan bijutericiler diyelim, zamanın bijutericileri burada ticaret yapıyorlarmış. Burası liman caddesine yakın tabi. Yani buraya kurulmasının sebebi bu. Gelen mallar hemen burada satılmaya başlanıyor herhalde. Evet. Bazen bunları insanlar da olabiliyor. Evet, köleleri satıyorlarmış. Özellikle kadınları, güzel kadınları. Ya da gezen bazı kişileri kaçırıp onları satıyorlarmış. Aa, evet, olabilir. Öyle bir şey de var. Doğru. O zaman da turist olmak zorlaşmış. Biz yine iyiyiz. Şimdi de geldik Efes'in zengin mahallesine. Zenginlerin yaşadığı evler. İstanbul'un bebeği. Bakalım nasıl evlerde yaşamışlar, ne gibi imkanları varmış. Çok şaşıracaksınız evlerinde olan şeyleri ama duyunca. Ama iğrenç aletleri de varmış. Onları da söyleyeceğiz birazdan. Şu an yamaç evlerin içindeyiz. Adım adım ilerliyoruz. Şöyle bir yürüme yolu yapmışlar. Evet, aşağıdakiler sanırım orijinal taşlar. Hala onlar üzerinde tarihte bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Evet, yol bizim kalın yolu yapıyor. Buradaki duvar resimleri, freskler, mozaikler neredeyse ilk günkü kadar olmasa da korunmuş bir şekilde bugüne kadar gelebilmiş. Bu yamaç evlerinin en büyük özelliği bu. Şu şekilde üstten kapatılmış. Yamaç evler o dönemde zengin kesimin oturduğu evlermiş. Ve o dönemin şartlarına göre burada kalorifer sistemi varmış çok şaşırtıcı bir şekilde. Aynı zamanda yine evin içinde hamam ve tuvalet de bulunuyormuş. Tabii o dönemi düşünürseniz bunların evde olması büyük bir lüks sayılıyor. Ayrıca şöyle bir detaydan bahsedelim. Efes'e
müze kartınızla giriş yapabiliyorsunuz. Ancak yamaç evlere girerken müze kart geçerli olmuyor. 45 lira kişi başı ücret ödeyerek yamaç evlere girebilirsiniz. 2020 itibariyle 45 lira. Bu arada ısıtma sistemi alttan ısıtmaymış. Evet. Bizim şu an bile 2020'de tam da beceremediğimiz bir sistem. Şu anki yerden ısıtmaları çok performanslı olmadığı söyleniyor. Adamlar 2000 sene önce yerden ısıtmışlar evleri. Yerler mozaiklerle kaplı, duvarlar da rengarenk süslemelerle kaplıymış. Yani döneminin villalarındayız şu an. Şurada duvar resimlerini, görebiliyoruz. Şurada duvarda melek süslemeleri olan odanın bir çocuk odası olduğu söyleniyor. Bu şekilde rengarenk. Buradaki evlerin bir özelliği de hiçbiri diğerinin manzarasını kapatmıyor. Bütün evlerin büyük ihtimalle aşağıdaki limana bakan güzel bir manzarası var. Hiçbirini kapatmıyor. Kanalizasyon sistemi şehrin, yamaç evlerin daha doğrusu. Çünkü burası zenginlerin yeri. Sadece burada bazı evlerde tuvalet, banyo, hamam var. Tuvaleti olmayanlar, olmayan evlerdeki insanlar daha doğrusu tuvaletlerine kil çömleklere koyup yola atıyorlarmış. Değişik bir uygulama. Ve yoldaki temizlikçiler, fakir olan halktan temizlikçiler her gün o yolu temizlemek zorunda kalıyorlarmış. Tabii o yoldan geçen biri de olma ihtimali var. Evet. Evet, burada o sistemi gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani binlerce yıl öncesine göre şuradan giderler dağın sistemi. Yani bizim yaptığımız kanalizasyon sistemleri bile şu an patlayabiliyor. Ama bunlarınki gördüğünüz gibi 2000 senedir hala bozulmadan durmayı başarmış. Tabi burası toprak altındaymış, yani onun da etkisi var. Toprak altında olduğu için burası çok güzel bir şekilde korunmuş. Şurada da yine. Evet. Burada da. Burası da evet balık. Herhalde suyla alakalı olduğu için burası da banyo. Yamaç evlerin en manzaralı evi herhalde burası olmalı. Şu an en zirvedeyiz. Aşağı bakıldığında bir sürü duvar resimleri görebiliyorum. Yine aynı şekilde yerlerde çeşitli mozaikler falan. Hepsi bitişik nizamda yapılmış evlerin. Yani birbirine komşu bütün evler. Ya burası tek bir ev değil tabii, bir sürü ev var. Değişik, ben o sistemi anlayamadım ama evler yine de yani çok güzel. Çok net değil tabii yani. Şu an ama hangi ev kaç odadan oluşuyor anlamak biraz zor açıkçası, ama hepsi çok süslü. İnanılmaz işçilik, mozaik ve duvar resimleri. Gerçekten harika. Yine şöyle yürüdüğünüz yolun altında evet, da böyle bir platform yapmışlar. Çok güzel yapmışlar mozaikler. Poseidon. Şu mozaik mesela evet. Ne kadar canlı bir şekilde hala duruyor. Poseidon'la Leto olabilir. Evet. Tarihe meraklı insanlarsanız yani kesinlikle burası evet ayrı çok bir güzel. Ücret gerektiriyor ama görmeyi hak ediyor bence. Kesinlikle. Ve burası da yamaç evlerin son bölümü. Buradan artık çıkışa geçiliyor. Korintliler Caddesi'ndeki en önemli binalardan, yapılardan bir tanesi Hadrianus Tapınağı. Aslında bir tapınak ya da büyük birinin kızı için yaptığı bir yapı olduğu, ev olduğu düşünülüyor. Ama Medusa başı ve ilk girişteki Artemis kafası buranın tapınak olma ihtimali daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yukarıda çok güzel bir kemer var. Şu kemerin ortasında bir kadın başı var. Yani kilit taşına kadın figürü koymuşlar. Buralarda ana tanrıça tapımı çok önemli olduğu için kilit taşına kadın figürü koymaların sebebi de yani kadın olmazsa her şeyin dağılacağını düşünmeleri olabilir. Yani sağ tarafta yine yamaç evinin devamı, alt taraflarında dükkanlar var. Buralar tabii çok korunamamış. Bayağı yıpranmış. Burası yine Korintliler. Evet, Korintliler Caddesi. Şurada Trianus Çeşmesi var. Trianus Çeşmesi'nin de en büyük özelliği burada 12 metre boyunda heykel olduğu düşünülüyor. Düşünülmüyor daha doğrusu, ayağı duruyor. O ayağın boyutundan da heykelin büyüklüğünü tahmin edebiliyorlar. Alt taraf bir havuzmuş. Tam ortadan su akıyormuş. Yani burası bir çeşme. Altın su işliği. Yamaç evlerinde oturanların kendi suları var, tesisatları var ama halk
ortak çeşmelerden su içiyor. Kendi evlerinde su tesisatı olmadığı için tabii. Evet, burası ise Herakles Kapısı. Herakles Kapısı şehri ikiye bölen bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Şehrin alt kısmı, şehrin ticari kısmı. Herakles Kapısı'ndan sonraki kısmı ise şehrin politik kısmı oluyor. Odeon da o tarafta değil mi? Evet, Odeon da o tarafta. Odeon Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi düşünebilirsiniz. Evet, zamanın meclisi. Politik toplantıların yapıldığı yer. Şöyle Herakles'in hikayesi de. Aslan kökü, aslan kafası. Aslanı evet, avlamış. Evet, ailesini katlettiği için ona 12 tane ödev gibi bir şey verilmiş kendini affettirebilmesi için. O ödevlerden biri de bir aslanı avlamasıydı sanırım. Ve onu başarmış, burada da belgelemişler. Aslında bu mitolojik hikayeler sembolik anlatımlar tabii. Herakles bir güneş tanrısı. Herakles'in aslanı öldürmesi, aslan burcunda en güçlü halinde olan güneşin aslan burcunu alt etmesi gibi düşünülebilir. Bu 12 görev de muhtemelen güneşin 12 burçta yaptığı bir yıllık hareketin tamamlanmasıyla alakalı. Ve yine klasik hikaye, Herakles ailesini katlediyor. Birçok mitolojik hikaye gibi güneş anlatan. Yani eski güneş, yeni güneş alegorileri büyük ihtimalle bunlar. Hatta şehrin tam ortasında Herakles'in bu heykelinin olması da yılı ikiye bölen aslan burcu gibi bu heykelle şehri ikiye bölmüş gibi de düşünülebilir. Tabii Herakles bizim bildiğimiz Herkül, Herkül bu arada. Evet, Herkül. Elindeki aslan da 6. 7. aydaki güneşin en güçlü zamanındaki aslan burcu. Yani 6-7 ay geçtikten sonra aslan burcunu öldürmüş oluyor. Yani güneşin en güçlü zamanında güneşi alt etmiş oluyor. Kuretler Caddesi'nde ayrıca iki tarafta dönemin büyüklerinin heykelleri varmış. Ha bir de şurada çok önemli bir kabartma var. Nike. Tanrıça Nike'ın kabartması. Evet, bildiğiniz. Savaş ve zaferin evet, tanrıçasıydı. Nike da zaten just do it. Yani her şeyi yapabilirsin. Zafer aynen, senin zafer gibi senindir. Bir sembol. Tanrıça da nesillendiği söyleniyor. Nike işareti de şurada şu şekilde olduğu iddia ediliyor. Yok, gerçek. Nike bundan çakmış. Tabii. Bu bölüm ise büyük ihtimalle hastane olarak kullanıldığı düşünülüyor. Neden? Çünkü şurada Asklepion'a ait yılan ve hayat ağacı figürü var. Şurada yine Asklepion'u temsil eden kuş tutmuş götürüyor. Yılan sağlığın, ölümsüzlüğün simgesi. Niye? Çünkü derisini değiştiriyor her sene. Yenileniyor. Ayrıca zehirinden pan zehir yapıyorlar. Ölmekte olan insanları hayata döndürüyorlar. Bu yüzden yılanın ölümsüzlük sırrını bulmuş olan hayvan olduğu düşünülüyor. O yüzden de şu an tıpta kullanılan yılan sembolü buradan geliyor. Bu daha küçük amfi ise Odeon olarak isimlendirilmiş. Burası da şehri yöneten kişilerin işte şehir bütçesi, şehir planlaması ile ilgili toplantılar yaptığı bir yer olarak, adeta bir meclis olarak kullanılıyormuş. Burası nispeten, yani nispeten değil, diğer alana göre çok daha küçük ve buranın diğer taraftan farkı, diğer tiyatronun üzeri açıktı, burası ise üzeri kapalı olarak kullanılıyormuş. Basamaklarda gördüğünüz mermer olan bölümler orijinal halleri ama taş olanlar daha sonra restore edilmiş kısımlar. Sese geldiğiniz aklınızda olsun, yukarı kapıdan girerseniz aşağı doğru iniyorsunuz ve daha rahat bir rota. Ve aşağı doğru indikçe Celsus Kütüphanesi'nin muhteşem manzarasını görebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Önemli bir ayrıntı aslında. Özellikle sıcak günlerde geldiyseniz şöyle bir manzara oluyor. Hem izleyebiliyorsunuz bunu, evet, hem de tepeyi çıkmak zorunda, tırmanmak zorunda kalmıyorsunuz. Burası yine Korintler yolu, Korintler Caddesi. Gerçekten çok büyük, yani bir tamamen dolaşacaksanız 3-4 saat burada geçirmeyi. En az. Hakkını evet, vererek dolaşmak için. 3-4 saat geçirirsiniz yani. O yüzden günün çok sıcak saatlerinde gelmeyi, zaten aşırı sıcak bir yer. Çok zorluyor insanı. Ya bizim kültür politikalarının bir hatası da o.
Burası 6.30'da kapanıyor. Yani en gezilesi zamanlarında kapanıyor. Sıcak saatlerde açık. Öyle vakti zaten buraya gezmek düşünmüyorum. Buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor aslında ama muhtemelen böyle devam edecektir. Evet, Efes'in en enteresan noktalarından birindeyiz. Burası Liman Caddesi'nden kütüphaneye bağlanan yolda. Buradaki enteresan olan şey şu göreceğiniz dünyanın ilk reklamı. Ne reklam olduğundan biraz bahsetmek gerekirse, az önce bir baba çocuğuna evet oğlum ayakkabıcı dükkanıymış falan dedi. Biz nasıl anlatacağız bilemiyoruz ama şimdi gemiciler tabii uzun yollardan geliyor Efes'e. Liman caddesinin yanında temizleniyorlar vesaire. Burada da diyor ki bir ayak var. Sol ayak. Yanında bir Artemis başı gibi bir kadın başı var. Evet. Şurada sol da tarafta kalp. Da bir kalp var. Siz artık birleştirirsiniz. Yani, sol tarafı takip ederseniz diyor. Uzun yollardan geldikten sonra artık anlamışsınızdır herhalde. Dünyanın ilk reklamı. Çok ilginç. Şimdi de isterseniz biraz bir antik çağ başkenti, bir metropol olan bu şehrin nasıl sona erdiğinden bahsedelim. Birçok etken var aslında buranın sonunu hazırlayan. İlki şöyle, burası bir liman kentiydi. Küçük Menderes zamanla bu limanı doldurarak artık şehri limandan uzaklaştırmış oldu. Tabi liman demek, ticaret demek, para demek, bunları kaybetti Efes. Bir diğeri ise Efes Artemis tapınağıyla ünlüydü zaten. Buraya birçok pagan kültüründeki insanlar hacı olabilmek için Artemis'e geliyorlardı, bu şehre geliyorlardı. Ve Artemis tapınağının aynı zamanda bir banka olduğu söyleniyor. Yani faizle, kredi bile verdiği söyleniyor. Yani şehre çok zenginlik katan bir tapınak. Evet. Tabii sonra şehir Hristiyanlaşınca artık Artemis'e gelmenin de bir manası kalmadı. Onu da kaybetmiş oldu. Ve son olarak da İstanbul. Maalesef Efes İstanbul'a yenik düştü. Roma'nın başkenti İstanbul olunca burası gözden düşmüş oldu. Aslında bir etken daha var. O da depremler. Evet. Çünkü burası Batı Anadolu fay hattı üzerinde tam olarak. Zaten suların, sıcak suların çıkması, dibindeki Apollon tapınağı videomuzda da bahsetmiştik. Termal suların çıkması zaten bu fay hattı üzerine kurulmuş olmasından kaynaklanıyor bu şehirlerin. Depremler de buranın tabii sonunun gelmesinde büyük bir etken olmuş. Yani yarı doğal etmenler, yarı da işte politik şeyler ve dini şeyler burayı sona erdirmiş diyebiliriz. Birlikte çıktığımız Efes turunun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı. Evet, şöyle bir tuş var. Ve hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.